Evet, okulumuzun kimyasal ürünler üretim atölyesi. Bu atölyemizi pandemi döneminde kurduk ve geçtiğimiz 2 ay öncesinde de bu atölyemizde daha farklı ürünleri üretmeye başladık. Özellikle pandemi döneminde el ve yüzey dezenfektanı üretimi gerçekleştirdik. Bu son 2 ay içerisinde de özellikle temizlik ürünlerinin üretiminde epey bir yol kat ettik. Yer yüzeyi temizleyici, el sıvı sabunu, köpük sabunu, çamaşır suyu ve benzeri tüm temizlik ürünlerini üretmeye başladık. Ve bu ürünlerimizi de Eskişehir'deki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarına döner sermaye işletmemiz vasıtasıyla pazarlıyoruz. Burada en kaliteli ürünü en ucuz fiyat ile pazarlama amacındayız ve böylece nitelikli eğitim için kaliteli ürünlerin kullanılması noktasında Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak biz varız diyoruz. Bu atölyemizde daha önceden dezenfektan üretimi yapıyor idik. Şu anda dezenfektan üretimini durdurduk. Kimyasal ürün atölyemizde şu anda temizlik malzemesi üretimi yapıyoruz. Aylık kapasitemiz yaklaşık 100 ton. Geçtiğimiz ay ilk yaptığımız üretimde 17 tonluk bir üretim gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte tüm kamu kurumlarının ihtiyacı olan temizlik ürünlerini burada imal etmeyi düşünüyoruz. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin burada emekleri söz konusu. Ben bu çalışmalara katılan tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Burada Eskişehir'in tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarını da ürettiğimiz ürünleri almaya davet ediyorum. Şu anda Eskişehir'de yaklaşık 400'e yakın okul var. Bu okullardan 250 tanesine ürün gönderdik. Ama önümüzdeki süreçte de daha da artırmayı hedefliyoruz. Burada özellikle şunu söylemeden geçemeyeceğim. Milli Eğitim Bakanlığımızın ve özellikle İl Milli Eğitim Müdürümüzün bize sağladığı destek hem atölyenin kuruluşunda hem de diğer ürünlerin üretiminde çok önemli katkılar sağladılar, bize destek verdiler. Ben de bu anlamda onlara çok çok teşekkür ediyorum bize verdikleri yardım ve destek için. Patentimizi geçtiğimiz ay aldık. Esgazi markamızın adı. Esgazi adıyla çok değişik ürünleri üretmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki süreçte cam suyu, antifriz gibi değişik ürünleri de okulumuzda üretmeyi planlıyoruz. Öğrencilerimizin de özellikle gerçek imalatı görüyor olması onların da daha iyi kimyacı olmasını sağlayacaktır ümidindeyiz. Ve öğrencilerimiz de sektörün beklentisi içerisinde olduğu nitelikli teknik elemanlar olarak yetiştirdiğimizi düşünüyorum. 100 tonu hedefliyoruz ama bu gelecekte daha da artabilir. Çünkü henüz Milli Eğitim Bakanlığı dışındaki kuruluşlara yönelmedik. Onlara tanıtım için ziyaretlerde bulunamadık. Ama önümüzde hedefimiz şu anda 100 ton. Yani oldukça ferahlatıcı bir koku olduğunu ve daha hijyen, daha temiz ürünler ürettiğimizi söylüyor kullanıcılar. O bakımdan bunlarda geri dönüşlerin olumlu olması bizi de mutlu kılıyor. Kimya bölümü öğrencilerimiz ders içeriklerini kapsadığı için üretim konularımız. Öğrencilerimiz hem derslere destek olarak hem de üretime katkı sağlayıp ayrıca endüstride üretimin ne şekilde yapıldığı konusunda uygulamalı olarak bilgi edinmiş oluyorlar. Şu an 9 öğrencimiz burada. Öğrencilerimizi dönüşümlü olarak ders çalışmalarına ya da derslerine engel olmayacak şekilde dönüşümlü olarak çağırıyoruz üretim. Ders kapsamında ders olarak sanayi kimyası dersimiz, enstrümantal analiz dersimiz var. Kimya dersi müfredat kapsamında. Bu dersler kapsamında öğrencilerimiz dolumlar, işte etiketleme, karıştırma, çözelti hazırlama gibi etkinlikleri uygulamaları da yapabiliyorlar. Burada yapmış olduğumuz şey, derste öğrendiklerimizi daha iyi pekiştirmemizi sağlıyor. Üretimler olsun, şeyler olsun.
Gelecekte bir iş yerine girdiğimizde özgüvenimizi arttırıyor. Pratik sağlıyor, geleceği hazırlıyor. Hazır olarak mezun oluyoruz. Yani burası zaten bizim evimiz gibi kimya bölümü öğrencileri olarak.